Evet. Ballaşma. Kurumuş. Bak abi bak. Heh. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Bak bunu şimdi güneş vurdu bir bak Bekir Bey. Şimdi bu kurumuş ha bak. Bekir var böyle şeyin neydi ha bak bak abi bak ha. Bak bunları kenar bıraktım size göstereyim bak ha. Evet. Görüyorsun. Bunlar da dibinde oluyor tabi. Şimdi bu niye böyle olay ya? Bu güneşin zararı olur mu ben bunları böyle açtım? Olmaz. Sen şimdi bunun tacı genişliğinde burayı şöyle etrafını burayı aç diplerini. Diplerini mi? Böyle burayı aç. E bu yetmez mi abi? E zaten ondan aşağı bir şey yok ki. Evet. Aşı şey yeri işte ha aşı yeri. Aşı yeri sigilleşiyor. Gel abi. Havalansın yani maksat diye şeyi ha, dibi. Havalansın. Kökleri havalansın biraz. Stresi azalsın. Geçen evet. Sene 6 tane kurudu bak. He. Aynısını bağlama. Ben bunu açmasaydım vardı ya. Bak Bekir Bey bak ama. Sen açtığın için şu anda bunu biraz kurtardın. Biliyorsun. Evet. Aşı yerinin yanından sigil bağlıyor. Bak sigil bağlıyor orada çürüme oluyor. Yani ben yani size aşan bir şeyse ben ta Diyarbakır'a gitmem lazım. Yok Diyarbakır'a gitmem bir şey yok. Sen bunu iplerini açacaksın, açık sürekli aç tutacaksın yani yaz kış. Sen bunlar, sürekli bunlar düzelir mi acaba? Sürekli sen burayı çapalıyorsun, örtüyorsun ya. He. Bunların dibine fazla yaklaştırma çapalarken. Abi buna çapa değdi. Bunda evet. Bunda çapa değdi. Yani bu benim hatam. Buna çapa değdi. Yani bizim çocuğa vermiştim, kaptırdı. Evet. Acemiydi yani. Soydu orasını, ben hemen geçtim durdurdum. Evet. Ya yani oradan bile strese bir şey yapmış. Bak oradan bak, kendisi de zamklama yapmış. Bak abi görüyorsun şiş bak bak bak. Evet. Görüyorsun abi. Ya hepsi bela ben seni yani hepsinde var ha. Evet. Hemen hemen hepsinde var. Yani abi benim yani bahçem öyle kötü bir yerde kötü bir şey de yapmamış. Yok güzel bahçen güzel. Sadece durum böyle yani. Bu şekilde teknik bir sorun var. He. Çözülür inşallah çözülmeyecek bir şey yok. Yapman gereken abi biraz daha iplerini aç böyle genişlet. Kökleri de rahatlasın. Şu anda sen bunun boğazını şu anda sıkmışsın. He. Boğazını ümüğünü sıkmışsın. Sen bunun nefes almasını engelliyorsun şu anda. Biraz daha böyle geniş aç. He. Şey gibi ağacın tacının şeklinde. Böyle geniş aç biraz daha rahatlasın, ferahlasın. Güneşin zararı olur mu? Yok zarar olmaz. Şimdi abi buna i̇şte, ne önerirsiniz? Ne yapalım buna? İşte ya? Bakırlı ilaç kullanacaksın bunlara. Yani diplerine bakırlı ilaç solüsyonu dökeceksin. Yani böyle pompaya bırakın pompa da mı? Pompa değil. Sulandırmalı teneke ya da daha büyük. Yani katı mı atam sulu mu atam? Yok bu sana söyleyeceğimiz şeyi sulandıracaksın. Sıvı bakır ya da toz bakır. He. Bunları sulandıracaksın. Belirli ölçülerde ölçüleri var. He. O ölçüde sulandırdığın şeyi getirip dibine bir tas, bir maşraba belli bir ölçeği vardır onun. Dibine mi dökeceksin? O ölçekte bunun dibine dökeceksin. Dibine mi yoksa o hastalıklı yerlerine? İşte dibine maksat yani şey olsun. Yani o hastalıklı hem yerlerine. Kökü hem gövdesi şey olsun. Enfeksiyondan temizlensin. He. Şeyimiz o, maksadımız o olacak inşallah. Bir de diplerini böyle geniş geniş açarsan havalanır. İnşallah kısa sürede bu sorun çözülür. Çiçek sorsa olmaz. Aynen. Küçük böyle çakala iken hemen bir de ilaç basacağım ki kurt yemeye. Aynen doğrudur. Yani ben yani bilinçli yapıyorum. Bilmediğim şeyi soruyorum. Siz olsun başkası olsun. Doğrudur. Durumundan ibaret. Diplerini geniş geniş aç bunları. Bak ben bunu diyecektim. Bekir Bey gel bu tarafa bak. Bak abi ha. Bak bak. Aşı gözü toprağın alt tarafının altında kaldığı için aşının... O zaman bunu her sene açmamız lazım bile. İşte açacaksın işte sana onu söylüyorum ya.
hiç açmıyorum. Dibi hep açık kalsın. Sen hiç açmamışsın. Hiç açmadım. Hiç açmadığın için zaten. Şimdiye kadar böyle kim badem ekenler mesela Çermik'te olsun başka yerlerde olsun. Açıyorlar abi. Açıyorlar mı? Tabii ki. Sen hiç internetten bakmıyorsun. Abi ben hiç görmedim. Bakıyorum. YouTube'da bakıyorum. Badem bakımı, badem işte bir şey yapılması. Badem bakımı, badem budaması, bilmem ilaçlaması her şey. Ama böyle dibinin açıldığını hiç ben görmemişim ben vallahi. Fark etmemişsin demek. Kışında mı açılıyor? Ya bir de şöyle bir şey olabilir. Onların aşı gözleri yüksektedir. Yükseklikte olduğu için aşı gözünü yani etrafını açmaya gerek duymuyorlardır. Şu hastalığı oradan mı alıyor? He. Senin şu anda aşı gözün bak toprağın sürekli altında. Peki bunu ilacını alırsan bakır ilacını nasıl uygulayan? Yani aldığın yerde zaten mi? Aldığın yerde sana anlatacaklar. Artık sana yani bayi nasıl yapılacağını nasıl uygulanacağını sana gösterecek söyleyecek. He. Anlatacak yani sana reçeteyi ben yazdım o sana işte ürünü verecek kullanımını tarif edecek. Yazıyor mesela ilacın üstüne işte akşam sabah tok karna diye. Tabii. He. Sana onu tarif edecek işte aynen, satan kişi. Aynen. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Değerli dostlar bir üreticimizin böyle bir sorunu vardı. Geldik yerinde gördük. Aşı gözleri sürekli toprak altında kaldığı için mantarı enfeksiyon söz konusu. Siz de izlediniz, gördünüz. Buna karşı bakırlı ilaçlar var. Uygulanması gereken kendisine tavsiyemizi yapıyoruz. Kendisi ilaçlarını alıp uygulayacak. İnşallah kısa sürede sonuç alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.